Nurullah Akçayır, sanat hayatında bir maraton koşucusudur. Erzurum'un sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmuş, yeni çalışmaları Erzurumlular tarafından özlemle ve merakla beklenen kıymetli bir saz ve söz üstadı, gönül adamıdır. Kıymetli kardeşime sanat dolu nice yıllar diliyor, 41 kere maşallah diyorum. Saygıdeğer Nurullah Akçayır abim, 41. sanat yılını tebrik ediyorum. Nice nice yıllar, sanat dolu yıllar ve ömür diliyorum sana. Radyonun en parlak zamanlarında bizim kuşağa örnek olmuş, idol olmuş insanlardan bir tanesisin. Allah seni başımızdan eksik etmesin, ayağına taş değmesin, ellerinden öpüyorum can abim benim. Nurullah Akçayır sadece türkü söyleyen bir sanatçı değil. O bir kültür taşıyıcısı, bir kültür elçisi, çalıp söyleme geleneğinin son derece güçlü bir temsilcisi. Hem sözü çok güçlü, hem sazı çok güçlü. Nurullah Akçayır abimi ve dostumu sanat yılında saygıyla selamlıyor. Kendisine, dostlarına ve oradaki bütün katılımcılara güzellikler diliyorum. Ve nice sanat yıllarında da buluşmayı diliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Saygılarımla. Nurullah abi, ben ilk kez daha yüzünü bile görmeden rahmetli İbrahim Erkal'la yaptığı Hani Aylam düetinde tanımıştım ve çok sevmiştim sesini. Erzurum'un çok kıymetli bir sanatçısıdır, o ayrı. Zaten sanatını, sazını, bestekarlığını konuşmak nakizane bana düşmez. Çünkü o benim ustamdır, büyüğümdür. Ama ben her şeyden çok onun insanlığını ve güler yüzünü çok seviyorum. Girdiği her ortamı şenlendirmesini, insanlara mutluluk vermesini inanılmaz seviyorum. Seni çok seviyorum Nurullah abicim. Sağlığın daim olsun, mutluluğun daim olsun, sazın sözün hiç bitmesin ve biz seni bir ömür dinlemeye devam edelim. Hoşçakalın. Geleneksel müziğimizin sazıyla sözüyle inci tanelerinden Nurullah Akçayır'ın o güzel eserlerinden okumak, o güzel tınılarını duymak bize de nasip oldu. Dilerim ki bundan sonraki nesiller, gelecek nesiller sizlerden yeterince istifade edebilsin. 41. sanat yılınızı kutluyorum. Örnek sanatçılığınız, örnek aile babalığınız hepimize sevgiyle örnek oldu. Çok teşekkür ederiz. Nurullah Akçayır'ı 1981 yılında Erzurum Radyosu'nda yaptığımız Yetişmiş Sanatçı sınavında tanımıştım. Nurullah Akçayır sadece türkü söyleyen, saz çalan bir sanatçı değil, sazında bulduğu yeniliklerle, sazında uyguladığı nüanslarla genç kuşak sanatçılara da örnek olacak bir hoca sanatçıdır. Efendim, bundan sonraki hayatında Nurullah Akçayır'a sağlıklı, mutlu, başarılı bir ömür diliyorum. Sevgili kardeşim Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını ben de kutluyorum, yürekten kutluyorum. Daha nice yıllar türkülerle yoluna devam etmeni temenni ediyorum. Seni çok seviyorum, bunu bilirsin. Sevmemin nedenlerinden, en önemli nedenlerinden biri, türküleri yormadan, kırmadan, zarar vermeden icra etmiş olman. Bu hepimizin sorumluluğudur. Bu yönden de seni çok tebrik ediyorum. Daha nice güzel, türkülerle dolu yıllar temenni ediyorum. Sanat hayatının 41. yılında 41 kere maşallah diyerek başlamak istiyorum sözüme. Sevgili Nurullah Akçayır ile 82'den beri Erzurum Radyosu girişinde tanışmıştık. O maşallah bugüne kadar başarı grafiğini hep yükselterek geldi. Onu tekrar tekrar tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Sizlere de iyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili dostum Nurullah Akçayır, can dadaşım benim, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki sanatınla, sesinle, yorumunla, kalbinle, gönlünle bizimlesin. Daha nice güzel yıllara, sanat dolu yıllara tüm sevdiklerinle birlikte. Yazın yağar kar başıma, seni seviyorum. Sevgili Nurullah'la aynı kurumda görev yapmaktan her zaman çok mutlu oldum.
bir hemşehrisi, bir sanatçı arkadaşı olarak onunla hep gurur duydum. 41. sanat yılını da kutluyor. O güzel ailesiyle bundan sonraki yaşamında ona sonsuz mutluluklar diliyorum.